Havuzumuz olimpik. Yanda da çocuk havuzu var. Otoparkımız var. İsmail Bey. Bu inşaatçılar toplantısında bizim şirketten de birinin konuşma yapması gerekiyor. Uşağım ben yapamam. Haluk uşağım yapsın. Yok Haluk abi böyle şeylerde çok heyecanlanıyor. Yapmaz. Yapar uşağım yapar. Heyecanlanır ama Haluk güzel konuşma yapar uşağım. Ya kim bilir şimdi bu konuyu ne kadar gözünde büyütecek. İtiraz eder kesin. Kabul etmez Haluk abi. Ya uşağım bir şey olmaz. Yapar. Sen yavaş yavaş alıştıra alıştıra dersin. Sen bildir ismini Haluk uşağımın. O yapar. Ya İsmail Bey bakın bu ciddi bir konu. Çünkü adamlar afiş falan bastıracak. İsmini bildirirsek geri dönüşü yok. Uşağım. Haluk Bey'den daha tecrübelisini mi bulacağız daha? Sen merak etme. Haluk uşağımın ismini bildir. Rahat ol. Hadi bakayım hadi. Vallahi İsmail Bey sorumlu sizsiniz. Bak bildiriyorum ben. Şu blokta batı cephesine bakan bütün evlerimiz 3+1. 300 araçlık kapalı otoparkımız da var. Batı dublekslerimiz 240 metrekare. Çaylar! Evet. Bu bölümde de... Çaylar 3+1 tavşan kanı bunlar. Sağ olasın uşağım. İsmail Bey bir maruzatım var. Buyur uşağım. Ya ben birazcık avans istiyorum. Yarın içinde izin. Ya uşağım ne avansı? Ne izni? Daha bir gün oldu işe başladım. Ya Emine'yi doktora götüreceğim İsmail Bey. Ha geçmiş olsun uşağım. O zaman başka. Uğra muhasebeye ne istiyorsan versinler. Ben telif edeceğim. Tamam İsmail Bey teşekkür ederim. Çaylar! Al abicim al. Pişman olmazsın. Bak, 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 bak. Şurayı görüyor musun? Şu salonu görüyor musun abicim? Bizim bütün evi toplasan bir bu salon etmez ya. Bak, şu oturma odasını görüyor musun? Mis. Burası çocuk odası. Oh, mis. Çaylar. Doğru söylüyor. Gerçekten burası çocuk odası. Çok da ferahtır, güzeldir. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş gördük. Hoş geldin Ülkü abi. Hoş gördük. Sabah şantiyedekilere kahvaltı ısmarladım. Öğleyin de size lahmacun ısmarlayacağım. Ben lahmacun yiyemem. Pesketeryanım. Pardon nesin? Pesketeryan. O ne be? Ülkü abi pesketeryanlar sadece balık yiyorlar. Et falan yemiyorlar. Ana niye? Hayvanların yemek için öldürülmesine tahammül edemiyorum Haluk Bey. Balıklar hayvan değil mi? Onlar yakalanırken acı çekmiyorlar. Nereden biliyorsun? Bilim insanları öyle söylüyor. Onların da berberosuna kanca taksınlar, çeksinler de bakalım acıyor mu acımıyor mu? Ay lütfen öyle demeyin. Şimdi balık da yiyemeyeceğim. Ben seni 3 vakte kadar kebapçı yaparım. Dar gömlek. Sen oradan 10 tane lahmacun, 10 tane de Adana söylesene. Şimdi söylüyorum abi. Bu hanımefendi beni kebap yerken bir görsün de bir daha öyle neydi? Pesketeryan. İşte ondan kalıyor mu kalmıyor mu? Ayran da söyleyeyim mi abi? Söyle söyle. Şöyle bunu da böyle alacaksın. Allah bak böyle ortasına koyacaksın. Hatta biraz da torpilli koyacaksın böyle. Ondan sonra soğanı da alıp şöyle en son... Biber. Sonra ay. Bunu böyle, sonra bunu böyle düreceksin. Bak nasıl? Ay gerçekten onu yiyecek misiniz Haluk Bey? Herhalde. Kızım bu ne ki? Ben tek başıma 9 kiloluk bir süt kuzusunu indiririm evvela Allah. Gösteriyorum. Abo! Abo! Sen abo ne biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Adanalılar bir şeyi çok sevdiği zaman abo derler. Ha? Repeat after me. Abo! Abo! Repeat after me. Abo! Abo! Sen şuradan yedin mi? Yemedim. Bak, var ya... Şuradan yesem bayılırsın. Deniz mahsulünden yapılıyor. Aa öyle mi? Yerim öyle. O zaman. Karides var, kalamar var. Gerçekten mi? Zaten Adana'nın kalamarı meşhurdur. O kadar da değil Haluk Bey. Sen neydin? Pesketeryan. Ne? Pesketeryan.
Peşke davam. Peki, sen hep mi öyleydin yoksa zordan mı böyle oldun? Çok kırıcısın Haluk Bey. Abo! Ya gelip yesenize şunlar ya. Vallahi gelir Zalik Hanım. Gel gel. Çaylar! Vay! Hüseyin tam zamanında. Buyur Haluk abicim. Getir. Şuradan bir lahmaç götür hemen. Götüreyim Haluk abi. Lahmacunu böyle açacaksın. Tabii abi. Sonra Adana'yı ortasına koyacaksın. Sonra Haluk abi gibi böyle katlayacaksın. Sonra la! La! Pek güzel be. Süper Haluk abi. Yarasın koçum. Haluk abi. Ha. Şimdi karnında doydu ya. Hani ben sana bir şey söyleyeceğim artık söyleyebilirim. Söyle. Hani bu İnşaatçılar Birliği toplantısı yapılacak ya abi. Şimdi senin orada bizim şirket adına konuşma yapman gerekiyor. Bana. Yok ben öyle şeyler yapmam, heyecanlanıyorum. Abi yapman gerekiyor çünkü İsmail Bey senin adını yazdırdı bile. Bana sormadan mı? Evet. Çünkü dedi ki yani bizim şirkette dedi en iyi konuşmayı dedi Haluk Bey yapar. O yüzden sen onun adını yaz dedi. Yazdırmış. Haluk abi konuşma yapacak ha? Evet. Yapar. Yapar ama birazcık heyecanlanır. Evet çok heyecanlı. İnşallah konuşma sırasında bir pot kırmaz. Kırabilir. Haluk abi çok kırıcı bir insandır. Biliyorum. Neyse ben çaya bakayım. Dar gömlek. Sen niye konuşmuyorsun? Ya Haluk abi sen varken bana düşer mi konuşma yapmak? Haluk Bey niye bu kadar abartıyorsunuz ki? Alt tarafı bir konuşma. Alt tarafı bir konuşma. Sen o kadar insanın önünde konuştun mu hiç? Hayır. Git önce konuş ondan sonra ahkam kes. Peskotaryan hanım. Peskotaryan. Ama sanki öyle deyince herkes anlayacak. Çok kırıcısınız Haluk Bey. Haylar. Haluk abicim sana çok özel bir çay yaptım. Eyvallah Hüseyin. Haluk abi. Hı? Konuşma yapacakmışsın. Ya oğlum hatırlatma. Eyvallah Haluk abi. Ya Haluk abi sen gel böyle otur ya. Ben şurada çalışıyorum abi gel. Hasbinallah ya. Haluk Bey bunu Meltem Hanım gönderdi. Konuşma metninizmiş. Ha. Sayın Başkan, Sayın Başkan Yardımcısı, Sayın... Bunları da say say bitmez ha. Hepsi sayın mı bunların ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutar.